Merhaba arkadaşlar, Etkili Matematik Soru Bankası, kartezyen çarpımı konusu, set 471, birinci soru. A kümesi eksi 6, eksi 2, 2 ve 6 ve B kümesi eksi 8, 0, 8 kümeleri veriliyor. A kartezyen çarpımı B kümesinin elemanlarını küre alan en küçük çaplı çember aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar A kümesi x ekseninin elemanlarını, B kümesi de y ekseninin elemanlarını gösterir. Şimdi şunu analitik düzlemde yerine yazarsak arkadaşlar, x için şurası eksi 6, eksi 2 olsa, şurası da arkadaşlar 0, 2 ve 6. B kümesinde arkadaşlar y elemanlarını verecekti. Eksi 8, şöyle yapalım. Şurası eksi 8, 0 ve 8. Şimdi bunların arkadaşlar şöyle küre, bir çember olacak daha doğrusu. Bunu içine alan bir çember olacak. Şimdi bunun yarıçapı. Şurası bakın arkadaşlar, bunun yarıçapı. Bu yarıçapı bulabilmek için arkadaşlar şuradaki kenarlardan, yani şuradaki üçgenden yararlanabiliriz bakın. Şöyle. Şurası 6 birim. Şurası arkadaşlar 8 birim bakın. 6, 8, 10 üçgeni. Hemen geometriden hatırlayalım. 3, 4, 5'in 2 katı olan 6, 8, 10 üçgeni. Dolayısıyla yarıçapımız 10'dur. Cevabımız A şıkkı olur. İkinci soru, A kümesi eksi 2 ile 4 arasında verilmiş ve 2'nin katı olan tam sayılar. B kümesi y kare küçük 15 ve y eleman pozitif tam sayılar olarak verilmiş. Aşağıdaki grafiklerden hangisi diyor? A kartezyen çarpımı B'nin grafiği nedir? Şimdi burada arkadaşlar A kümesini düşünürsek eksi 2 ile 4 arasında 2'nin katı olan sayılar arkadaşlar 0 var, 2 var ve 4 var. B kümesini düşünürsek y'nin karesi eşittir. Y'nin karesi küçüktür 15 ve pozitif tam sayı olanlar var arkadaşlar. 1, 2 ve 3 sayıları bu kümenin elemanları sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla A kartezyen çarpımı B'ye de tek tek yazarsak arkadaşlar şöyle 0, 1, 0, 2, 0, 3 olacak. Aynı zamanda 2, 1, 2, 2, 2, 3 olacak. Tek tek birinci A kümesinden, ikinci B kümesinden yazacaksınız. 4, 1, 4, 2 ve 4, 3 olarak olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu bütün noktaları sağlayan grafik arkadaşlar C şıkkındaki grafiktir. Cevabımız C. Üçüncü soru, yukarıdaki satranç tahtasında C1 karesinde bulunan fil sadece çapraz, D8 karesinde bulunan vezir hem düz hem de çapraz yol boyunca istediği kareye gidebilmektedir. Vezir ve filin tek hamlede gidebileceği karelerden ortak olanları seçilip bir A kümesi oluşturuluyor. Satranç tahtasının harfleri bir X kümesini, rakamları da bir y kümesi olmak üzere diyor. A kümesinin eleman sayısı x kartezyen çarpımı y kümesinin elemanlarının kaçta kaçıdır? Şimdi arkadaşlar x kümesi harflerden oluşacağına göre bakalım. A, B, C, D, E, F, G ve H var. Yani 8 elemanlı. Y de arkadaşlar sayılarını veriyor. Bakın 1'den yine 8'e kadar. 1, 2, 3, 4 vesaire vesaire. 8'e kadar. Bu da 8 elemanlı. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan ortak olan şeyleri bulabilmemiz. Yani nereye kadar gidebiliyor diyoruz. C1'deki fil sadece çapraz gidebiliyor. Yani arkadaşlar tek hamlede şuraya kadar gidebilir. Bir de arkadaşlar yine çapraz olarak düşünürsek şöyle. Buraya kadar şöyle tam çizersek şu şekilde çapraz. Bu da arkadaşlar hem çapraz hem düz gidebiliyor. Şu şekilde gidebilir. Şöyle düz gidebilir. Arkadaşlar bir de şu şekilde şöyle çapraz gidebilir. Ortak olanlar arkadaşlar şu nokta ve şu nokta. Yani ortak noktaları arkadaşlar iki tane. İki elemanı yani A. İki nokta var. X kartezyen çarpımı C kümesinin elemanlarının kaçta kaçıdır diyor. Şimdi X kartezyen çarpımı Y de arkadaşlar 8 ile 8'in çarpımı. Yani 64. Dolayısıyla 64 çarpı X eşittir 2 dersek kaçta kaçını bulmak adına X eşittir 2 bölü 64'ten sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 32 olmak üzere cevabımız A şıkkı olur.